Evet bugün karşınıza Ok Jupit uygulamasıyla geldim. Tinder gibi bir uygulama sanırım böyle okunuyor bilmiyorum. Şimdi bu uygulamayı benden incelememi istediniz. Ben de bu uygulamayı daha önce indirmiştim zaten ama beğenmediğim için silmiştim. Sizin için tekrar indirdim ve birkaç gündür kullanıyorum. Tabii ki şu an yine konumumu Samsung yaptım ve birazcık bakınıyorum. Yani siz farklı şehirlerde olabilirsiniz ama şimdi uygulamanın genel olarak mantığından nasıl kayıt olunur, nedir, ne değildir bunlardan bahsedeceğim. Her uygulamada arkadaşlık uygulamalarının çoğunda olduğu gibi kaydırma üzerine kurulu bir uygulama. Bunu işte ince işler gibi YouTube kanalı vesaire birçok kanal YouTube'da incelemesini yapıyor diyor, indirin vesaire. Şimdi arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse ben uygulamayı beğenmedim. Fakat eşleşme oranı çok yüksek. Yani bunu söylemeden geçmeyeceğim. Siz de zaten burada görüyorsunuz. Yani uygulamaya girmediğim günler oldu öyle söyleyeyim arada giriyordum, iki kaydırıyordum. Zaten en büyük problemlerinden biri de sorun şu ki yani kaydırmanın çok az limitli olması. Yani şöyle bakın şimdi uygulamaya sizinle beraber girdim. Beraber kaydırıyoruz. Saymayacağım bile o kadar düşük olacak. Şöyle kay kaydırdığımız zaman şöyle biraz daha kaydıralım. Sanırım beni bozacak. Beni mahcup edecek. Evet. Evet biraz öyle yaptı ya. Yani Bilmiyorum bana az geldi. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Ama nedense bu videoda da şimdi video çektiğimi mi anladın kardeşim? Ne yaptın sen ya? Her neyse arkadaşlar dolayısıyla böyle kaydırıyorsunuz hiç seçmeyin, kaydırın. Eşleşme oranı çok yüksek. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Tekrar söylüyorum eşleşme oranı çok yüksek. Başlangıçta kayıt olurken size soruyor işte diyor ki e neden hoşlanırsın, ne yaparsın, ne arıyorsun, niye bu uygulamaya geldin gibi soruları var. Burada hikayeler kısmı var. Bunlara hiç bakmadım. Bakmayı da mantıklı bulmuyorum. Gereksiz. Burada profilinizi dolduruyorsunuz. Profilinizi ne kadar doldurursanız o kadar çok eşleşmeye kalacağınızı iddia ediyor. Yine aynı şekilde burada e çeşitli bilgileri dolsealarsanız arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya bunları ne kadar çok filtrelerseniz o kadar çok az kişi karşınıza çıkar. Dolayısıyla hepsini açık yapın geçin karşıya. Şimdi keşfetmeye devam edelim. Biraz daha kaydıralım. Kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Yani size söyleyeceğim şey şu olur uygulamayı free planda bir kullanın. Ama yani mesela Tinder'da şöyle bir mantık vardı. Tinder'a girdiğiniz zaman örneğin 10 tane sizi beğenen biri olduğunda ilk girdiğinizde böyle yana kaydırdığınızda o sizi beğenenler sizin karşınıza çıkıyordu ki eşleşin diye. Ama ben bu uygulamada siz de görüyorsunuz şu anda öyle bir mantık göremedim. Zaten ben Tinder'da onun videosunu çekmiştim. Kanalda var. Ama gördüğünüz üzere yani 10 tane beni beğenen varmış. Böylesi olduğunu söylüyor ama bu ...uygulamaya itiraf yok, iftira atmak istemiyorum ama bu sizi premium plana geçirmek için bir tuzak da olabilir. Hani o yüzden diyorum ki önce free planda bir kullanın, ücretsiz planda bir kullanın. Sorun sizin de görmüş olduğunuz üzere beni beğenenleri ben bir türlü bulamıyorum. Yani bana diyor ki illa sen premium paket alacaksın. Yani onu da tavsiye etmiyorum ben zaten sizin bildiğiniz üzere. Kastamonu, Mastamonu, Ardahan bilmem ne gördüğünüz üzere yaklaşık bir 20-25 tane oldu mu ya da daha mı fazla oldu. Diyor ki şey yap profilini boostla. Aa, hala devam ettiriyor. Gerçekten beni mahcup etti bu videoda. Ee, gelelim böyle arkadaşlar yani incelememi istediniz ama bu uygulamanın çok incelenecek bir tarafı yok. Görmüş olduğunuz üzere hiçbir mesajım vesaire de yok. Çünkü beni beğenenleri uygulama karşıma çıkartmıyor. E, bunun için premium paket alan olursa eğer lütfen yoruma yazsın. Eğer premium paket aldığınız zaman karşınıza çıkarıyor mu? O insanlarla eşleşebiliyor musunuz vesaire bunu bir yazın. Ona göre diğer arkadaşlarımız da görmüş olduğunuz üzere sürekli bir şey çıkarıyor karşıma. Evet diyor ki artık diyor yeter diyor sen diyor çok kaydırdın. Eğer eşleşme yakalayabilen, premium pakette eşleşme yakalayabilen olursa veya yakalayamayan olursa yorumlara yazın ki diğer arkadaşlar da görüp ona göre premium alsınlar ya da almasınlar. Yine çok mağdur olan olursa bunun da farklı videolarını çekerim işte. Nasıl premium paket iptal edilir vesaire. Ona dair video çekerim dediğim gibi arkadaşlar. Tinder'ın çok benzer bir altyapısını kullanıyor. Kaydırma üzerinde bir altyapısı var ve şöyle baktığınız zaman yani diyorum ya günlerdir uygulamaya girmedim ama beni 10 kişi beğenmiş. Hani öyle çok bir aman aman bir profilim de yok. Yani sadece şu fotoğraf var. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Beni nasıl beğenen olabilir? Her neyse. işte dediğim gibi bunu karşınıza çıkartmıyor. Bu en büyük problemlerden biri. Kanalda daha fazla arkadaşlık videosu zaten var. Daha mantıklı arkadaşlık uygulamaları da var. Yeni arkadaşlık uygulamaları da gelecek. Eğer bu video sizin işinize yaradıysa lütfen kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.